sevgili ve değerli kriminale ilgi duyan ailem kabus fabrikasına bugün de hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım hepiniz her şeye rağmen iyi olmaya çalışıyorsunuzdur Videomuza her zamanki gibi öncelikle üyelerimize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Sağ olun, var olun destekleriniz için. Abone olan, hak yemeden beğenen, yorum yapan siz arkadaşlara da çok çok teşekkür ederim. Desteğiniz çok önemli. Instagram'daki hassas arkadaşlara da beni orada da destekledikleri için çok teşekkür ediyorum ve Spotify'daki arkadaşlar sağ olun, var olun destekleriniz hakikaten çok önemli. İyi ki varsınız hepiniz. Sevgili arkadaşlar bugünkü konuyu e, çok karmaşık bir konu o yüzden hemen başlamak istiyorum. Çünkü bu konuyla çok fazla e, uğraştım diyeyim size. Çok fazla tekrar olacak çünkü program içinde de çok fazla e, konu var. Evet çok fazla kişinin istediği Fatma Demir olayı bu. O yüzden isim de veremeyeceğim hani şu abonemiz istedi diye. Hepinize olsun tüm isteyenlere daha çok e, sanıyorum ki Sabah programlarında izlenen konuları tekrar izlemek veya e, özetlenmiş haliyle benden de dinlemek istiyorsunuz. E, Fatma Demir olayı da bunlardan biri. Ama dediğim gibi tekrarlar olabilir çünkü programda da bu böyleydi. E, sonra yorumlarda buluşalım. Unuttuklarım varsa sizler e, bunları belirtirseniz veya farklı düşünüyorsanız. Çünkü yine adaletsiz olaylardan, biri daha. O halde hemen e, totemimize geçeyim. Ne diyoruz? Diyoruz ki lütfen 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 şu kabus fabrikası sevgi fabrikasına Dönüşsün artık tüm canlılar için. Ama öncelikle hayvanlar ve çocuklar için. Çünkü onlar çok masum ve korunmaya ihtiyaçları var. Ve ben artık totemimize sevgili arkadaşlar köy okullarını da eklemek istiyorum. Hakikaten bu köy okulları projesi yeniden hayata geçiresin. O zaman sanıyorum ki bizim anlatacağımız bu konular çok daha aza inecek. Öyle düşünüyorum. Eğer tekrar o proje ele alınır ve uygulanırsa o zaman haycanlarımızda, kadınlarımızda, çocuklarımızda daha rahat nefes alacak diye düşünüyorum. Ben böyle inanıyorum ve diliyorum. Evet bunları belirttikten sonra bugünkü çok korkunç olayımıza geçiyorum arkadaşlar. Fatma Demir olayı. Bugün Karadeniz'in Samsun kentindeki bir köyde yaşanan trajediyi anlatacağım sizlere. Tüm köy Demir, Akyol ve Akkuş ailelerinden ibarettir. Çünkü herkes kuzeniyle, yakın akrabasıyla evleniyordur. Şayet içlerinden buna uymayan biri olursa önce ailesi, sonra da köy tarafından dışlanıyordur. Bu olayı izlediğimde yine size biraz evvel bahsettiğim köy okulları aklıma geldi. Acı içinde o yemyeşil, güzelim köyde bereketin topraklardan çok dedikoduda bulunduğunu izledim. Halbuki köydeki kız ve erkek çocukları da köy okulları projesi devam etse, bir yandan meslek öğrenseler, diğer yandan sanatla, edebiyatla ilgilenseler bu şekilde yetişseler köye birer önder, eğitimci, okuyan anne, güzel bir uğraşı olan anneler babalar olsalar işte bu iki yüzlü dedikodu kazanı yaşamların içinde buhran içinde yaşamayacak bu olaylar daha ender rastlanır hale gelecekti. Ama olmadı. Örneklerini yıllardır izliyoruz ve kahroluyoruz. 20 Mart 2017 Pazartesi günü 36 yaşındaki Havva Hanım annesi Fatma Demir için Müge Anlı'ya katılır. 55 yaşındaki anne Fatma Demir 22 Ağustos 2016 sabah 9'da Samsun Ayvacık Başalan Köyü'nde kaybolmuş. Tüm köy o gün Fatma Hanım'ı aradıktan sonra cansız bedeni gece yarısı bulunmuştur. Havva Hanım annesinin katillerinin bulunması için gelmiştir programa. Benim annem kimsenin kedisine, köpeğine hış demez. Bahçesiyle, tarlasıyla uğraşan, çalışkan, kendi halinde bir kadındı der. Fatma Demir hayatını kaybetmeden önce eşi Mustafa Demir'le birlikte köylerindeki üç katlı evlerinde yaşıyordur. Bu evin birinci katında oğul Arif ve iki yıllık gelinleri Necilan, ikinci katında eşi ve kendisi, üçüncü katında ise 12 yıllık gelinleri Güladiye çocukları ve 35 yaşındaki eşi Ali yaşıyordur. Programın ilerleyen bölümlerinde bu küçük gelin Necra ile birlikte yaşıyor olarak değiştirilir. O yüzden onu tam anlayamadım. Fatma Hanım toplamda 7 çocuk dünyaya getirmiştir. 5 oğlan 2 kız. Ancak katilin peşine sadece 2 evladı düşecektir. Havva ve İsa ve Fatma Hanım'ın eşi Mustafa Bey. Fatma Hanım'ın sol eli küçükken yandığı için gittikçe eridiğinden dolayı kesilmek zorunda kalmıştır. Yalnızca sağ elini kullanabiliyordur. İki gelinin iddiasına göre Fatma Demir o sabah 9'da fasulye toplamaya diye evden çıkmış ve bir daha eve dönmemiştir. Aynı gece yarısı Fatma Demir'in cesedi köylerine iki buçuk saat mesafedeki Hasan Uğurlu barajı kenarında bulunur. Bana göre o gece o karanlıkta Fatma Hanım'ı orada bulan kişiler olayın kilit noktasıdır. Buna dikkat edelim. Sizler ne diyeceksiniz? Peki, Fatma Demire ne olmuştur? Fatma Hanım kaybolmadan bir gece evvel gelin güla diye ve kayınvalide arasında kavga çıkmıştır. Her akşam tarlaya domuzların gelmemesi için ışıklar takılmalı, sabah bu ışıklar toplanıp şarja takılmalı, akşam yeniden tarlaya takılmalıdır. Bunu genellikle Fatma Hanım Gelin Güladiye yapıyordur ve onlara Güladiye'nin 10 yaşındaki oğlu Muhammed de eşlik ediyordur genelde. Evin erkekleri köy dışında çalıştıklarından baba Mustafa da kızı Havva'ya fındık toplamaya yardım etmeye gittiğinden evde kimse yoktur. Havva da anne baba evine iki buçuk saat mesafede oturuyordur. Gelin Güladiye tartışma akşamı ben gideyim ışıkları takmaya demiş. Fatma Hanım yalnız başına bu karanlıkta gitme ben giderim ama Muhammed benimle gelsin demiştir. Güladiye o gün oğlunun hasta olduğunu söylemiş ve babaannesiyle gitmesine izin vermemiştir. Fatma Hanım tarlaya yalnız başına gitmek zorunda kalmıştır. Güladiye'nin annesi ameliyat olduğundan iki gelin Güladiye'nin annesine geçmiş olsuna gitmiş 9.30 10 gibi eve dönmüşlerdir. Gitmeden Fatma Hanıma sen de gel demişler. O da tüm gün uğraşıyorum. Bacaklarım ağrıyor ben gelmeyeceğim demiştir. ...Güladiye'nin stüdyoya gelmeden evvelki e, röportajı, ilk röportajı yayınlanır. Orada şöyle anlatır o akşamı. Domuzların gelmemesi için akşamdan ışık takılır, sabah alınır. Sabahtan getirdi elektrikleri şarja taktı. Sonra burada çayını içti. Ben de yukarıda çocuklarımın çayını hazırladım. Ben tarlaya gittim. O da burada tarlaya gitti diye biliyorum. Öğlene kadar da görmedim. Sonra eve yemek yemeye geldim. Sonra tekrar başka tarlaya gitmiştir diye oraya gittim. Ama orada da yoktu. Bu kez yeniden diğer tarlaya gittim. Orada çuvalla önlüğünü gördüm. Ondan sonra başka görmedim. Öğleden sonra gördüm bunları. Sonra yukarıya ineklerin yanına gittiğini düşündüm. İkindiye doğru yukarıdaki çobanları aradım. Yukarıdaki eltilerini aradım. Onlar da görmemiş kayınvalidemi. Peki neden kayınvalideni bu şekilde panikle aradın diye sorulur. Rüzgar esti ya ondan der. Fatma Demir kendi telefonunu hiç yanından ayırmayan, çantasına koymayan, belindeki keseye koyan, hatta yedek şarj taşıyan biri olmasına rağmen tam da o gün telefonunu yanına almamıştır ilginç bir şekilde. Sonra yukarıda da yani inekleri otlatmaya götürdükleri yaylada da bulunamayınca Fatma Hanım köyün muhtarına da haber verdik ve diğer herkese diye anlatır Güla diye. Ama aslında muhtara geç haber verildiği ilerleyen zamanlarda anlaşılır. Fatma Hanım'ın kaybolduğu gün siz neler yaptınız diye sorulur. O da bütün gün fasulye topladım der, bilmiyordum ki başımıza bunların geleceğini diye belirtir. Aralarında hiç sorun yoktur, orada pişirip, orada yukarıda pişirip yukarıda yiyorlardır. Hiç tartışmanız oldu mu diye sorulur. Burada yüzü biraz değişir güla diyenin hayır olmadı der, tartışmamız falan olmadı der. İddialara göre kaybolmadan önce ama diye söylenir, sizlerle tartışmış. Ee, i̇çini çeker, ısrarla tartıştığımız konu olmadı der. Sadece bir akşam öncesi ışıkları takmaya giden Fatma Demir ışıkları takarken rüzgar ve sol kolundan dolayı çok zorlanmıştır. Hani Muhammed'in de hasta olduğundan dolayı gitmeye izin vermemişti Güla diye. Eve geldiğinde kadıncağı sitem edip ağlamıştır. Güla diye aynı zamanda halası olan kayınvalidesine madem bu kadar zorlanacaktın, bana kızacaktın, o halde kocanı neden yolladın? Çalışmaya demiştir. Fatma Hanım da kendisine sadece size mi para lazım? Mustafa çalışacak da siz yiyecek misiniz demiştir. Tek tartışma budur Güladiye'nin iddiasına göre. Cesedin bulunduğu yere gitmesi ise çok zor der gelin. Çünkü çok uzaktır orası ama çocukluğu orada geçmiş. Bu olaydan birkaç gün önce Güladiye'ye oraların lafını etmiştir kayınvalidesi şöyle söyler evet annemin babamın gezdiği yerleri özledim demiştir Güladiye de kayınvalidesine sen oralara nasıl gideceksin hadi o zamanlar gençtin demiştir burası çok önemli nasıl öldüğü hakkında ise fikri yoktur ama Güladiye bunları anlatırken o anda ölüp ölüp dirilir adeta bunu birebir görebilirsiniz. Ve ne tesadüftür ki Fatma Hanım da birkaç gün sonra tam da Güladiye'ye söylediğini iddia ettiği yerde Güladiye'nin babası Ahmet Akyol tarafından kendi söylemine göre 3 metre suyun içinde yatar halde bulunmuştur. O gün incir toplarken Ahmet Akyol Yerde tesadüfen böyle biraz kaymış ayak izi görmüş ve bu ayak izleri de her nedense dikkatini çekmiştir. Sonra gece ablası aranırken bu ayak izleri sakın ablama ait olmasın demiş. Gecenin bir yarısında o karanlıkta iki buçuk saat mesafedeki ablasını o baraj kenarında elleriyle koymuş gibi bulmuştur. Evet Güladiye'nin babası Ahmet Fatma Hanım'ın erkek kardeşidir. Stüdyoda anlığı neden görümceniz sizden şüphelenir diye sorar iki geline. Çünkü evde sadece Necla ben vardık da ondan der Güladiye. Tartışmanın olduğu akşam Havva annesiyle konuşmuştur. Sonra saat 10'da yeniden annesiyle konuşmuştur ve ağlıyordur annesi. Bu kez annesine bir daha elektrikleri takmaya gitme demiştir Havva. O gece Necla'nın eşi yani Havva'nın kardeşi Arif aramıştır ablasını. Ablasını aramadan önce evde kavga olduğundan dolayı da saatlerce annesiyle konuşmuştur o gece tüm tesadüflerde bir araya gelmiştir. Çünkü normalde Arif öyle sık sık annesini arayan bir oğul değildir. Anne de genelde büyük oğul Ali'yi arıyordur. Normalde sorun olunca. Arif ablasına evde kadınlar birbirine girmiş babam sabahtan eve gitsin demiştir. Ama babası ev olan yerde tıngırtı olur demiş bir sonraki sabah eve gitmemiştir. Nereden öğrenmiştir peki Arif evde sorun olduğunu? Necla ile konuşurken annesiyle konuşmak istemiş, annesi de istememiştir. Bir olay mı oldu diye sormuştur Arif. Necla da tartışmayı anlatmıştır. Kapat telefonu yengemi arayacağım ben demiştir Arif. Bunun üzerine Güladiye ile konuştuktan sonra tekrar annesiyle konuşmuştur. Ve yine annesi kendisine bu konuşmada bunun Hasan Uğurlu'ya kadar yolu var demiştir. Yani öyle tıngırtı denilecek bir kavga değildir. Büyük bir kavgadır bu. Bunun sebebi de sanki o anlatılanlar ışık takma meselesi değil gibidir. Yani Fatma Demir yaşamına son vermek istediğini ima ettiğinden Arif de hemen yine gelinleri aramış. Anneme dikkat edin, yaşamına son vermek istiyor. Hatta tarlaya gitmesine bile izin vermeyin demiştir normalde insanların sinirlenince işte dediği Fatma Hanım'ın hiçbir psikolojik sorunu olmadığını düşünecek olursak yani buna meyilli olmamasına rağmen Arif o gece neden bu kadar telaşlanmıştır bu da ayrı bir soru işareti. Ama Arif gelinlere dikkat edin işte yaşamına son verecek demesine rağmen o akşamdan itibaren Fatma Hanım aranırken gelinler bize Arif böyle söyledi dememiş. Irmağı hiç söylememiş. Fatma Hanım gece yarısına kadar bambaşka bir yerde tam ters yönde aranmıştır. Evet bu da çok ilginçtir. Ayrıca gelinler sabah tarlaya gittiğini söylese de kimse Fatma Hanım'ı tarlada veya yolda görmemiştir. Sadece köyden eltisi birini görmüş, Fatma Demir'e benzetmiş ama yüzünü görmemiştir. Ama Güladiye'nin kocası Ali burada yalan var der. Çünkü yengesi kendisine ben anneni gördüm. Keşke yanımda götürseydim demiştir. Ama şimdi neden sadece benzettim diyordur. Anlı Ali'ye sen o akşam evde değildin o sabahla ilgili de bir bilgin yok. Sen arkana bir yaslan bakayım deyince hayır var der. Çünkü eşim bana kavgayı anlattığında ben o sabah annemi aradım ama ulaşamadım. Sonra eşimi aradım, Necila'yı aradım. Annemle konuşmak istedim ama Necila bana bahçede dedi, gelince beni arasın dedim der. Ama o sabah annesine kimse ulaşamamış ve konuşamamıştır. Normalde aynı evde yaşayan ve birbirleriyle mesajlaşmayan gelinler kavga gecesi 7 kez mesajlaşmıştır. Bu da e, ileride ortaya çıkacaktır. Fatma Demir'in eltisi Necmiye Demir'le konuşulur. Güla diye o sabah kendisini aramış. Hem hayvanlar orada mı hem Fatma Demir orada mı diye sormuştur. Sonra neredeyse saat 17'den itibaren 300-400 kişi aradık Fatma'yı der. Sonra bir duyduk ki ırmağın orada ölüsü bulunmuş. Diğer elti Nöfiye Demir ile konuşulur. O bir haftadır görmemiştir eltisini. Akşam 6'da gelin Güladiye aramış. Kayınvalidemiz orada mı? Biz kavga ettik demiştir. Bu Güladiye'ye sorulur. Hayır biz biraz atıştık dedim der. Babamı da arayıp aynısını anlattım diye belirtir. Anlı senin kayınvaliden yoktan yere kavga çıkartan biriymiş o zaman deyince Güla diye neye sayarsam öyle abla doğru neyse çıksın ortaya diye cevap verir. Israrla kavganın sebebi bu olmuş olamaz dense de ısrarla bu kadar ama diye cevap verilir. Sadece şunu ekler Güla diye eğer siz çalışıp ben yiyorsam ben de buradan taşınırım kocamla o zaman demiştir bir de. O zaman der Anlı sabah kalktığınızda konuşmuyordunuz halanla. Yok der Güla diye bizim öyle kızgınlığımız falan olmaz. Anlı gördün mü o sabah halanı diye sorar. Ben inekleri sığıyordum sonra babam geldi götürdü inekleri der. Ya halam götürürdü ya da babam der. Sonra yukarıya çıkıp çocuklarla kahvaltı yaptım aşağıya indim. Necla'ya halam nerede dedim o da bahçede fasulye topluyor dedi. Yani Necla kahvaltı yapmıştır o sabah kayınvalidesiyle. Kayınvalidesi sadece çay içmiş ama bir şey yememiştir. Ama yukarıdan aşağıya doğru inerken işte bu fasulye toplamaya geldiğinde Güladiye onu görmüştür. Yani kısa bir görmüştür aşağıya doğru eve doğru yürüyüşünü. Peki neden o zaman öğleden itibaren arama ihtiyacı duydun kayınvalideni diye sorar Anlı. Eve gelmedi diye cevap verir. Peki telefonu neden evde bırakmış diye sorar ben ne bileyim der. Sonra şu ortaya çıkar. Eltiler Fatma hanımlara gitmiştir. Torun Muhammed babaannem çok yorgun uyuyor odasında demiştir. Ama eltiler odaya girip baktığında bakma ihtiyacı duymuşlardır. Yatak boştur. Hatta acaba bize şaka mı yapıyorlar diye çatı katına kadar Fatma Hanım'ı aramışlardır o gün. Ama Fatma Hanım hiçbir yerde yoktur. Şimdi Güla diye burada bu yalan der. İsterseniz oğlum burada oğluma sorun. Böyle bir şey olmadı. Yemin ediyorum ki yalan diye tekrarlar. 10 yaşındaki çocukla konuşamam der anlı. İyi de bunların yalanlarına mı kanacaksınız o zaman diye ısrarla söyler Güla diye. Bunun üzerine Elti Nafi'ye bağlanır e, telefona. Muhammed'in kendisinden önce Fatma Hanım'ı görmeye gelen amcaoğlunun eşi Katibe'ye de babaannem uyuyor dediğini söyler. Güla diye şöyle söyler. Madem babaannem uyuyor demiş. E, biz niye arıyoruz o zaman her yerde halama? Gelinlere göre kayınvalideleri öldürülene kadar köyde kendileri hakkında hiç dedikodu yapılmamış ama kayınvalide ölünce köylü plan yapmış ve kendileri hakkında asılsız şeyler söylemeye başlamıştır. İşte bu babaannem uyuyor meselesi de bu plana dahildir. Ama ekip çocuğa bu soruyu sorar ve çocuk Necla yengem bana bunu söyledi diye söyler. Bu kez Güla diye lafı değiştirip ben kameracılar köye geldiğinde onlara söylediğiyle karıştırmışım der. Bu kez sormadılar demek istemiştir. Aslında aleni bir şekilde önceden söylediği kayıtlı ve kanıtlı söylemi birebir yalanlamış olur yani. Üçüncü gün imam olan oğul İsa katılır programa. Adli tıp raporu da açıklanır o gün. Bu rapora göre boynun iç tarafında olan kemik dokusu boynun arkaya doğru bastırılmasıyla Fatma Hanım canlı iken kırılmıştır ve e, Şevki Hoca da başına da darbe almış olduğunu açıklar. Yani Fatma Demir iddiaların aksine kendi yaşamına son vermemiş cinayete kurban gitmiştir. Oğul İsa ise şunları açıklar: gelinlerin iddiasına göre Fatma Hanım kaybolduğu gün o sabah ışıkları toplayıp gelmiştir. Ama Toplandı denilen ışıkları cenaze akşamı Oğul İsa toplamıştır tarladan. Demek ki denir o sabah gidip o ışıklar toplanmamış. Ama Güla diye şöyle söyler hayır toplanmıştı sonra evden biri ama hatırlamıyorum kim gitti o ışıkları tarlaya taktı. Yani kadıncağız kaybolmuştur aranıyorken cenaze hemen o gece ortaya çıkmışken. Bu sorgulanır. Kayınlar, eşi, kayınpeder biri takmıştır da kimdir? E, kayınpeder aranır sorulur ama o ben kesinlikle takmadım demesine rağmen Güladiye ısrarla hayır o taktı der. Ayrıca dışarıdan kimsenin takması mümkün değildir. Çünkü işte Güladiye ve kayınvalidesi takıyordur o ışıkları. Güladiye der ki ama biz o akşam o elektrikleri halamı aramak için arayanlara dağıttık. Herkesin eline elektrik verdim. Evdeydi yani elektrikler. O halde İsa hangi elektrikleri toplamıştır tarladan ama sonra birçok böyle elektriğin olduğu da ortaya çıkar. Aslında bunların hepsi Fatma Demir'in bir gece önce yani kavga gecesi öldürüldüğünü de güçlendiriyordur. Güla diye ben bilmem o gün elektrikleri toplayıp döndüğünü gördüm deyince Necla ben de gördüm der. O sabah için ama aslında daha önce söylediklerine göre hatta kahvaltı bile yapmışlardır ya hani görmekle de kalmamıştır. Ama ben de gördüm der. Bir yerde de Necla e özür dilerim <laughs> deseydim hiç gülselerim yok sormazdım zaten ben üstüme düşeceğim. Şöyle bir şey kaçırır. Neden e, derler ona madem ki sana eşin böyle bir şey söyledi işte annem yaşamına son verecek e, neden herkese söylemedin? O ama şöyle bir cevap verir. Özür dilerim hiç hiç kimseye aramayı sormazdım zaten ben üstüme düşecektim. Ama bu çok çabuk geçiştirilir sonra. Sonra Güladiye'ye o gün neden baban götürdü? inekleri madem hani bir kayınvaliden bir annen götürüyor hani ne zaman kararlaştırdılar o gün babanın götüreceğini diye sorulur. O da işte annesi kayınvalidesi yani geç geldiği için tarladan veya o gün tarlalarda gezdiği için ki kadın bunu hiç yapmıyordur zamanı yoktur buna öyle cevap verir. Onun için babası almıştır götürmüştür inekleri yaylaya ve Fatma Hanım'ın yanından ayırmadığı telefonunu koyduğu işte bozuk paralarını koyduğu kesesi vardır ya onu Necla sonra temizlik yaparken kayınvalidesinin odasında yastığın altında bulmuştur. Ama yedek şarj yoktur orada. Onu e, Anlı'nın ekibinden birisi e, Fatma Hanım'ın diğer kızı ve eşi tüm yatak odasını ararlar. Dolabın içinde bir çantayı alırlar. O çantanın içinden çıkar o yedek şarj ki kadın hep kesesinde taşıyordur bunları ve o bulunan kese ortada yoktur. Neden? Çünkü Güla diye keseye bakmıştır, kese yırtıktır ve o keseyi yakmıştır. Yalnız programdaki Rahmi Bey ne yaktın mı diye tepki verince bilmiyorum ki yaktın mı yapmadın mı onu da bilmiyorum der. Ayrıca kavga gecesinden sonra Fatma Hanım'ın telefonunun hiç kullanılmadığı hiç açılmadığı da kesinlik kazanır. Sonradan jandarma bu telefonu açmaya çalışacak ama bozuk olduğu için açamayacaktır. Öyle söylenir. Ama tabii ki en ilginç soru telefonunu yanından ayırmayan kadın o sabah madem tarlaya gittiyse neden telefonunu evde bıraksındır ve hiç açmasındır. Güladiye'ye göre o kadının üzerinden alınıp sonradan eve getirilmiştir o telefon. Kese konusunun üzerinde çok durulunca da Güladiye sinirlenerek artık cevap vermeyeceğim der. Müge Anlı da öyle mi der? O da evet öyle der. Yani böyle işinize gelirse gibi. Sonra başka bir şey daha ortaya çıkar. Fatma Demir'in yatağının örtüsü sonradan Güladiye tarafından yakılmıştır. Evet. Güladiye çok kirliydi ondan yaktım der. Yani maşallah Güladiye tarafından yakılan yakılanadır. Ayrıca eltiler eve geldiğinde Necla'nın bayıldığını anlatırlar. O da her zaman bir olay olduğunda ya da heyecanlandığında zaten bayıldığını söyler. Fatma Hanım'ın evinden cesedinin bulunduğu yere kadar olan mesafe Fatma Hanım'ın diğer abisi Hamdi Akyol ile yürünür. Ancak bu canlandırmada Ağustos ayındaki yeşillik olmamasına rağmen çok zorlanılır. Baraja kadar yürümek 2 saat üzeri sürer. Programda o yolu Fatma Demir'in yürüyerek gitmesi neredeyse imkansızdır denir. Ayrıca Fatma Demir bulunduğunda başörtüsü çenesinden yukarıya doğru bağlanmış ve 6 düğüm atılmış yukarıya doğru halde bulunmuştur. Kızı Havva hem annesinin başını o şekilde bağlamadığını hem de engeli dolayısıyla o altı düğümü kendisinin atmasının imkansız olduğunu anlatır ki bu sonradan denenecektir programda. Cinsel saldırı da yoktur. Daha ilk programda abi Hamdi Akyol kendi hayatına son vermediği kesin belli. Suda kaldıysa şişme yok der. Fatma Demir bulunduğunda Ağustos sıcağında tarlada çalışan kadının ayağında naylon çorap da vardır ki normalde gün içinde çalışırken giymiyordur. Ayakkabısının teki bulunmuş diğeri bulunmamıştır ve ayrıca fasulye toplamaya gitti denilen kadının kıyafetlerinin üzerinde hiç böyle hani yapışır ya onlar öyle bir şey yoktur hırkası tertemizdir. Abiye göre ancak 3 kişi taşımış olmalıdır kardeşini oraya. Oraya doğru yürünürken kardeşinin hırkası oradaki bir çalılıkta da bulunmuştur ayrıca yani hakikaten Fatma Hanım oradan götürülmüştür. İlerleyen bölümlerde konu yine ışık olayına gelir. Bu kez Fatma Demir'in oğlu Ahmet Demir o gün cenaze günü yani ışıkları kendisinin aldığını ve kimseye söylemeden tarlaya götürüp taktığını söyler. Kardeş İsa biz bu konuyu Aralık ayından beri tartışıyoruz. Hiç bunu söylemedin de şimdi neden böyle bir şey soruyorsun diye söyler. Ve arkadaşlar burası çok önemli. Ahmet Demir telefonda şöyle cevap verir. O zamanlar böyle ışık tartışması yoktu da ondan. Biz daha çok gece mi öldürdük yoksa kendisi mi gitti diye tartışıyorduk. Ama bunun üzerinde durulmaz maalesef. Şimdi şey. biz tartışmamızda <laughs> elektrik falan yoktu. Yani biz tartışmamızda gece mi öldürdük ya birazcık... Gitti, Burada YouTube'da sadece 7 saniyelik video kullanabiliyorum. E, bu bölümleri Instagram'da reel olarak ekleyeceğim. İsteyen oradan izleyebilir bu söylemleri. Köydeki dedikodulara gelecek olursak öncelikle cenaze köye getirildiğinde gelinlerin cenazenin yanına gelmemesi ve ağlamamaları dikkat çekmiştir. Hepsi yalan der gelinler. Biz üzüldük ve ağladık. Hatta Kur'an okumuştur Güladiye halasının ruhu için. Diğer çok önemli dedikodu ise şudur. Güladiye'nin babasıyla, 56 yaşındaki babasıyla küçük gelin Necla'nın arasındaki ilişki. Ve Necla'nın babası Ali Bey'e yani Necla'nın kendi babası Necla'nın kayınpederine gidip senin karını, Güladiye'nin babası öldürdü demiştir. Necla'nın babası bunu Nuri Akkuş'tan duyduğunu iddia eder. Nuri Akkuş ise Necla'nın babasının bu iddiayı ortaya attığını yani karşılıklı suçlarlar birbirlerine. Nuri Akkuş kim bunu da sonra söyleyeceğim sizlere. Şimdi Fatma Hanım'ın diğer kardeşi Hasan Bey şöyle söyler. Neden böyle bir iddia ortaya atılmıştır? E, çünkü ölen bizden Öldürülen de bizden olduğuna göre biz bu konuyu kapatacaktık ve Necla'nın babası da kızını kullanarak bu işin içinden sıyrılmış olacaktı. O halde tabii ki bu işin içinden sıyrılması gerekiyorsa e, onu katil olmakla suçlarlar bu arada. Fatma Hanım o gece öldürüldüyse onun cesedini taşımak için de bir erkeğe ihtiyaç vardır. E, bu da Güladiye'nin babasıdır çünkü Necla'nın sevgilisidir ya onlara yardım etmiştir taşımaya hatta belki de e, ablası Necla ile onu yakalamıştır ve bu yüzden iki gelin birbirini koruyordur. Çünkü ortak noktaları Ahmet Güladiye'nin babası Ahmet'tir. Mal değil mi? Mal insan bu insan kardeşim. Adam kardeşini öldürmüyor. E, böyle bir dedikodu da vardır anlı tabii ki bu iddiayı sorar güladiye babasının ağladığını bu nasıl iftira dediğini söyler necla hiç de öyle bir şey yok der e peki senin baban neden o zaman kayınbabana ahmet öldürdü demiş diye sorulur ben nereden bileyim der necla güladiye'nin annesi Emine Akyol katılır programa. Cenazeden 3 ay sonra gidip sormuştur Necla'ya kocasıyla ilişkisi olup olmadığını. Çünkü kocası evde her gün ağlıyordur bu dedikodudan dolayı. Evet bu ağlama, sürekli bir ağlama söylemi de ilginçtir. Necla öyle bir şey yok. Ben kendimi güveniyorum demiştir. Bu dedikoduyu evin çevresinde oturanların çıkardığı söylenir. Onların yuvasını dağıtmak için eltiler çıkarıyordur bu dedikoduları. Eltiler biz böyle bir şey demedik derler Fatma Hanım için Kur'an okutulurken Necmiye Hanım'ın gelini Leyla iki kadını konuşurken duymuştur oradan çıkmıştır bu dedikodu ama o gelinde o iki kadının kim olduğunu söyleyemez tanımıyordur bu çok tuhaf yani köyde Kur'an okutulurken iki hiç tanımadıkları kadın gelecekte böyle bir iddiayı ortaya atacak onlar da kim olduğunu bilmeyecekler. Yani hakikaten bilmiyorum bu ne kadar doğru. Belki de Fatma Hanım öldürülmeden evvel bu iddiayı duymuş ve gelinlerine ve hatta kardeşine sormuştur. Yenge Necmiye bu iddiayı Güladiyen'in kocası Ali'ye de sormuştur ve Ali de şöyle cevap vermiştir. Olabilirdi, olmayabilirdi. Evet, karısının babası yani kayın Necla ilişkisi hakkında olabilirdi, olmayabilirdi demiştir. Bunu programda kendisi de doğrular. Annen bu iddiayı sana sordu mu Güladiye diye sorunca anlı, ben aşağıya indim. Babam orada ağlıyordu der yeniden bu şey üzerine, soru üzerine. Bana nasıl böyle iftiralar atıyorlar diyordu der. Yalnız ilginç olan bu iddiayı Necla ile işte Güladiye'nin babası olayı ta kadar duyulmuştur. Yani köyden Bolu'da çalışanlar vardır ve bu iddia orada bile konuşuluyordur. Bu iddiayı güçlendiren başka bir şey ise Güladiye'nin babasının o gece incir toplamaya gittim demesi ama incir dönemi olmamasıdır. Başka önemli konu ise kendi yaşamına son vermemesine rağmen Fatma Hanım 8 ay boyunca bunun iddia edilip olayın kapatılmak istenmesidir. Net bir şekilde Güladiye ve Necla'ya nasıl bu iddianın ortaya bu netlikte atıldığı sorulsa da tatmin edici bir cevap alınamaz. Rahmi Özkan da polis harekete geçmesin o süre içinde. Deliller kaybedilsin diye düşünülmüş bir şey der. Hakikaten de devlet soruşturması açısından ne ev aranmış ne telefonlar sorgulanmış ne de herhangi bir araştırılma yapılmıştır. Neden? Çünkü gelinine kızmış ve yaşamına son vermiş bir kadın vardır ortada. Rahmi Özkan da yetkililer bu iddiaya inanmayıp evin içerisinde çok detaylı bir araştırma yapmalıydılar diye belirtir. Aslında otopsi sırasında oğul İsa da savcıya annemin kendi yaşamına son vermesi imkansızdır diye de belirtmiştir. Başka bir iddiaya gelelim. Bu da e, Necla'nın abisi Hidayetle ilgili. Kavganın olduğu gün hiç parası olmadığı halde taksiye atlayıp köye gelmiş ama cenazenin olacağı gün cenazeye katılmadan oradan ayrılmıştır. Acaba kardeşi cenazeyi kaldırmak için ondan yardım mı istemiştir? Bunu abim yapsaydı der Necla. Kayınvaldemi aramaya katılmazdı gözyaşlarımı silmezdi ama daha sonra tam da o koruduğu abisi tarafından sırtından vurulacaktır Necla ve babası ama bunu sonra anlatacağım programa Güladiye ile dedikodusu çıkartılan komşu Nuri Akkuş katılır e, Güladiye ve Necla ise şunu yinelerler madem bu dedikodular vardı neden kayınvalidemiz öldürüldükten sonra ortaya çıktı yani bir başka iddiada Güladiye ve Nuri'yi Fatma Hanım yakalamıştır. Nuri'nin Fatma Demir'i öldürmüş olmasıdır. O ise tüm gün kimlerle birlikte olduğunu anlatır ve bu dedikoduyu da programda duyduğunu söyler. Daha önce duymamışlardır. Güladiye de bu dedikoduyu duymuş ve eşi Ali'ye kendisi söylemiştir. O aşağılardan duymuştur. Aşağılara da görümcesi Havva söylemiştir. Hava ise programda ben bunu ilk kez duyuyorum der. Komşu Nuri de bu dedikodu bu aile içinden çıktı. Ee, ben kim çıkardı diye mutlaka bilmek istiyorum der. Sonra Müge Anlı Aliye çok önemli bir soru sorar Güladi'nin işi. Aslında tüm bu dedikodular sizin aile içinden. Ee, peki ama neden bunları yayıyorsun? Daha çok sen anlatıyorsun bunları neden ortaya çıkarıyorsun bunları diye söyleyince işte babasının kendisine sen savcıya gidip para vermişsin bu konuyu kapatmasını söylemişsin e, bu yüzden anlatıyordur tüm bunları her bildiğini söylüyordur peki bunu kim söyledi diye sormuştur babasına o da Necmiye ve Nafiye yengen demiştir. Evet hani birçok iddiayı da ortaya atan yengeler. Evet ama Mustafa Bey de yani Fatma Demir'in eşi de bunu üstüne basa basa kendisi de söyler. Oğlu Ali konuyu kapatmaya çalışıyordur çünkü işin ucu eşi Güladiye'ye dokunuyordur kayınpeder'e göre. Bir süre sonra Necranın babası Ali Akyola oğlunun neden parası olmadığı halde. Kayınvalidem kalp krizi geçirdi diyerek Ankara'dan köye taksiyle acil bir şekilde geldiği sorulur. Ve e, suçu Güladiye'nin babasının üzerine atma iddiaları sorulur. Cevap ise pek inandırıcı değildir. Hidayet o şekilde acil bir şekilde gezmeye gelmiştir köye sadece. Ve neden cenazeye katılmadı diye sorulur. Ben bilmiyorum der. E, neden biz öldürelim ki kızımın kayınvalidesini? bizimle ne ilgisi var der Necla'nın babası. Yine başka bir iddiaya geliyoruz. Necla evliyken birçok bekar erkeğe mesaj atmış. Onlar da kendisine sen evlisin rahat bırak bizi demişlerdir ve bu mesajları da her yere yaymışlardır. Belki de annesi bunları duyduğundan ve onlardan biriyle buluştuğundan dolayı öldürülmüştür diye iddia eder İsa. Mesela Necla o gece eşinden çok halasının oğlu Kani ile mesajlaşmıştır. Hatta Kani'ye kendi yaşamına son verecek o gece daha söylemiştir. Bu ortaya çıkar ama Kani programa bağlanmaz ve hiçbir görüntüsü de yoktur. Ancak Müge Anlı'nın ekibi bu Necla'nın mesajlaşmalarını çok önceden e, Nuri Akkuş'un eşinden duymuşlardır. Nuri Akkuş... Güladiye ile adı çıkarılan komşu. Onun karısının ismi de Güladiye'dir. O da daha önceden şöyle söylemiştir. Benim kocamla Güladiye'nin adını çıkarmasınlar yoksa ben de onların kızının mesajlarını ortaya çıkarırım demiştir. Ama aslında iddiayı ortaya atanlar eltilerdir. Artık orada başka şeylerde döndüyse ama herkesin her şeyden haberi vardır yani. Necla da hata yaptığını ama eşini bunu kendisinin söylediğini ve bir daha böyle bir şey yapmadığını söyler. Anlı bunca iddia üzerine gelinlere şöyle söyler. Gelin siz artık o gece orada ne olduğunu anlatın. Doğruları anlatın. İki ihtimal var der Anlı. Tüm bunlar ortaya çıktı. O gece bir şey oldu Fatma Hanım'a. Ya da bir gece önceki tartışma konusundan dolayı o herkese mısır tarlasına gidiyorum deyip fasulye tarlasına gitti orada görmemesi gerekenleri gördü bir süre bu kişileri takip etti hırkasının ve kemerinin bulunduğu yerde fark edildi ve orada öldürüldü ama o gece Necla evden çıkmadığına göre hatta Necla'nın işte tembelliğinden dolayı diyorlar tabi bebeği de vardır bağla tarlayla bahçeyle ilgisi olmadığına göre o gün fasulye toplayan da güladiye olduğuna göre acaba orada görülen gelin Güladiye midir? Sonra komşuların yasaklı madde ektiği, Fatma Hanım'ın bunu gördüğü, bunun için ortadan kaldırıldığı gibi ilginç bir iddia daha ortaya atılır. Ve Necla'nın abisi Hidayet de katılır bir süre sonra programa. Onun savunması ise şöyledir. İki yıldır ailesiyle kötü olduğu halde tam da o gün. O gün eşi ona şöyle söylemiştir. Ben ailemle iyiyim, sen de iyi olacaksın. İşte o da apar topar cebinde parası olmadan taksiye atlamış, ailesiyle arasını düzeltmek için tam da o gün köye gitmiştir. Ama sonra ailesiyle yeniden tartıştığı için cenazeye bile katılmadan geri dönmüştür. Tartışma konusu ise onun eşine gösterdiği ilgiden dolayıdır. E, herkes onu kıskanıyordur. Necla ise şöyle söyler: Kardeşlerim çalışıyordu, abim de kaçırdığı karısıyla birlikte evde oturup keyif yapıyordu. Ee, kıskanmak değil, bundan dolayıdır der. Ama e, neden abisi apar topar dönmüştür onu o da bilmiyordur. Havva ise daha çok Necla'yı suçlar. Sen eve geldikten sonra tüm sorunlar başladı der. Aslında sanırım Necla hatalar yapan, yapacak da olan, kolay yalan söyleyen biridir ama politik olamayan biridir. Yani aslında çok böyle ince düşünebilen bir şeyleri gizleyebilecek biri de değildir. Güladiye daha kontrollü, daha planlı biridir. Bunu görüyorsunuz. Halbuki henüz 19 yaşında o eve gelmiş Necla'nın en büyük sorunu eşi Arif'tir. Evde olduğu kısıtlı vakitlerde karısını düğüne gitmek istediği için mesela kemerle döven, düğüne veya gidilecek yerlere abisiyle veya babasıyla karısının gitmesini isteyen sevgisiz sorumlu bir adamdır Arif. Evin içindekileri yöneten kişi ise Güladiye'nin kocası Ali'dir. Hatta Necla bir şey istese eşine değil Ali'ye sormalıdır. Necla kendisinin en büyük sorununun yalan söylemesi olduğunu itiraf eder. Bu yalanlardan dolayı hep başı belaya giriyordur ama bu onun katil olduğu anlamına gelmiyordur. Yalnız ilginç olan programın ilerleyen bölümlerinde Güladiye okları daha çok Necla'ya çevirmeye çalışacaktır ki programa ilk geldiklerinde birlikte hareket ediyorlardır. Ve gelinlerin ilk ifadeleri bir süre sonra ortaya çıkar. İki gelin jandarmaya evde hiçbir tartışma yaşanmadığını anlatmıştır. Ayrıca Güladiye kayınvalidesini en son 21 Ağustos'ta yani tartışma gecesi gördüğünü söylemiştir. Halbuki 22'si sabah 7.30'da gördüğünü de söylemişti bir ara. Hatta bir ara daha geç yukarıdan aşağıya doğru inerken gördüğünü söylemişti. Ama ilk ifadede tartışma gecesi söyl ol, gördüğünü söylemiştir. Güladiye ifadesini böyle vermediğini e, iddia eder. Bu iddia üzerine jandarmalar ekibe bağlanıp hatta iki kez okudu ifadesini ondan sonra imzaladı derler. Bu ortaya çıkınca Güladiye kafam yerinde değildi zaten kendi yaşamına son verdi korkusundan ne düşüneceğimi bilemiyordum der. Köyün muhtarı Mürsel Demir Fatma Hanım'ın e, kaynı gelinlere o gün tartışmayı Sakın jandarmalara anlatmayın ki bu olay büyümesin demiştir. Evet bu da ortaya çıkar. Kendisi telefona bağlanıp bunu yalanlasa da liyakatsizlik her yerdedir anlayacağınız. 3 Nisan 2017'deki bölümde Necla'nın abilere Abdullah ve Hidayet yeniden katılır programa. Ee, şimdi iddiaya göre... Hidayet Abdullah'a çok çok önemli bir şey söylemiştir. O da bunu çekip ekibe vermiştir. Şöyle ki, Hidayet gelinlerin öğleden sonra öğrendik kaybı demesine rağmen Necla'nın o sabah babasını aradığını, kayınvalidesinin kayıp olduğunu söylediğini, sonra tekrar arayıp bulunduğunu söylediğini ama babasının o arada evden kasalı motosikletiyle çıkıp Necla'ya gittiğini söyler. Necla bunu yalanlar. Sabah babasını aramamıştır. Öğleden sonra kardeşini aramıştır. Olay bundan ibarettir. Hidayet amca Namık'a götürdüyse bu kadını üç kişi götürdü demiştir. Ama bunu programda anlatmamıştır. Amca Namık Hidayet'in yalan söylediğini ısrarla belirtir. Sana yazıklar olsun der. Her adımın yalan der. Hidayet'in bu söylediği şuraya çıkıyordur. Necla kayınvalidesini öldürmüş, babası da gelmiş motosikletiyle cesedi taşımıştır. Necla'nın ablası Asiye telefonla bağlanıp Hidayet yalan söylüyor der. O gün sadece karısıyla Hidayet ayrıldı evden. Amca Namık ben aylar sonra bu iddiayı ortaya attığı için artık Hidayet'ten de şüpheleniyorum der. Ama programın ilerleyen bölümlerinde telefon dökümleri gelince Hakikaten Necla'nın o sabah 9'da üç kez kardeşi Büşra'yı aradığı ortaya çıkar ve bu kez Necla hatırlamıyorum der. Baba da benim bu işle alakam yok diye yineler. İlginç bir şekilde gelin Necla'nın telefonu incelenmiş ama o dönem için Güladiye'nin telefonu incelenmemiştir. Çünkü Güladiye de o sabah babasını aramıştır. Ama işte kaybolduğunu düşünmediği saatlerdir bunlar der. Ve aslında telefon kılıfını ve çarşafı yakan kişi de Güladiye'dir. Yani burada daha çok Necla hedef gösterilse de aslında ikisi de ne gariban ne de masumdur. Tek masum orada Havva ve İsa'dır. Sonrasında da eş Mustafa Bey. Bir bölümde Güladiye İsa Hoca olsa da yalan söylüyor der. Ama Fatma Hanım'ı gördüğünü iddia eden kişilerin arasında Güladiye'nin e, hoca olan dayısı da vardır. Ama bu iddianın doğru olmadığı söylenince de şöyle söyler: Benim dayım hoca. Hoca hiç yalan söyler mi? E, ama İsa da hoca ama ona göre İsa yalan söylüyordur. Anlı da zamanla daha çok neclaya yüklenir. Hakikaten çok fazla yüklenir. Bizimle dalga geçiyorsun der. Oysaki Güla diyenin söyledikleri de tutarsızdır. 10 Nisan'daki programda Fatma Demir'in kendi hayatına son vereceğim. Sözünü kime demişse kendi aklınca o oraya götürdü koydu kadını ama adli tıp raporu cinayet olduğu söylenince tüm plan bozuldu der ee, Necla'ya Anlı. Sonra da Güladiye'ye şöyle sorar sana kim söyledi ırmağın kenarına gideceğini o da Necla der ve Anlı şöyle tepki verir. Ooo o zaman bu iş tamam tamam e Necla sen yengene söylemişsin. Ama ondan önce daha ilk programa bağlandığında, ilk röportajında Güladiye kendisi dememiş miydi ki bana söylediği köyünü özlemiş, oralara gidecekmiş. Yani hakikaten burada biraz yönlendirme de var. Aslında bu iddiayı panikle ortaya atan en azından gelinlere karşı kimdir? Oğul Arif'tir. Acaba Oğul Arif o gece gerçekten şehir dışında mıdır? İlerleyen bölümlerde Güladiye sabah ben kayınvalidemi e, gördüm. Gece bir şey olma olasılığı asla ve asla yok diye yineler. Güladiye'nin o gün kayınvalidesinin telefonu neden aramadığı sorulur. E, yoksa evde olduğunu bildiğin için mi denir? O buna cevap veremez. Şevki Hoca da bu olayda Samsun'a gider ve olayı yerinde birebir görür. Bence çok net ve mantıklı konuşan biri katılır programa. Bir, bir ay sonra katılır bu kişi. Eski muhtar Yaşar Şahin Fatma Hanım'ın akrabasıdır. Önce telefonda Güladiye Hanım bizi yanlış yönlendirdi der. O gün Fatma Hanım aranmaya başladığında oğlu Ali bir yerde bir taş var. Oradan atmıştır kendini. Gidin bakın demiştir. Evet bunu da ilk kez ee, bu beyefendi söyler madem bir gün önce Necla Güladiye hanıma kayınvalidelerinin kendisini ırmağın kenarına atacağını söylemiş ise neden onca saatlik aramada bir kez dahi ırmağın lafını etmediler der. Büyük bir tartışma olmadığı için bunu düşünmedim der Güladiye. Ben senin yanına üç kişi gönderdim der Yaşar Bey. Üçüne de çelişkili şeyler söyledin ki biri de dedendi der. Güladiye'ye. Sonra Fatma halamın telefonu evden çıkınca der Yaşar Bey ben daha aramayın boşuna. Bu gelinler halamı öldürmüşler ve saklamışlar dedim. Evet böyle hemen daha o gece iddia etmiştir. Ve ayrıca başka birine de bak bakalım fasulye toplanmış mı o gün? Hani Güladiye'nin iddia ettiği gibi demiştir ama ortada sadece çok çok az bir fasulye vardır. Sanki o gün fasulyede toplanmamıştır. Sonra programa gelir stüdyoya e, Yaşar Bey. Güladiye'ye madem halana yemek götürdün neden evde unuttuğu telefonu götürmedin o zaman der. O da yemek götürürken telefonun evde olduğunu bilmiyordum diye söyler. Fatma Hanım'ın evine gittiğimde hep Güladiye konuşuyordu. Necla'ya bir şey sorulduğunda bana sormayın bana sormayın deyip odasına kaçıyordu der. Ama Necla'ya sen oturuyordun kayınvalidenle. Sen cevap vermeliydin her şeye. Niye her şey Gül'a diye cevap veriyordu e, diye sorar Yaşar Bey. Sonra bu mantıklı açıklamaları yapan soruları soran Yaşar Bey'e Ali'nin, oğul Ali'nin, Güladiye'nin kocasının programdan sonra e, şöyle söylediği ortaya çıkar. Orada seni alkışladılar ama sen o programa bir daha katıl seni yuhalatacayım. E, kendisinin dolandırıcı olduğunu, işte hırsız olduğunu iddia etmiştir. Bunun içinde Yaşar Bey ikinci gün geldiği programda fazla konuşmamıştır. Ama bunu kendisi söylemez. Programda bilen kişiler söylerler. Sonra tekrar sorulur bu Yaşar Bey'e. O da şöyle anlatır: Bunları dile getirdiğim için yayından sonra Ali Demir beni aradı ve seni yayına kim gönderdi diye sordu. Hakaretler etti. Bir de telefonda sesimi kaydediyormuş. Evet burası hakikaten çok çok ilginç. Ali Demir şöyle söyler. Yaşar Bey o gece annem aranırken kendisi gelip ben yarın Ahmet'i jandarmaya tutuklatacağım dedi. Yani Güladiye'nin babasını. Peki der Anlı. Sordun mu neden tutuklatacakmış? Hayır, sormamıştır. Yani Yaşar Bey daha ilk gece çözmüştür olayı. Yine akraba olan Kadir Akyol e, telefonla bağlanır Yaşar Bey'e çıkma programa bir gizli tanık var demiştir. Nedense o güne kadar gizli tanık ortada yoktur. Ne zaman ki Yaşar Bey programa çıkmıştır bu sefer işte Kadir Akyollar e, gizli tanıklar. E, ...muhtarın kendisini yönlendirdiği iddiaları ortaya atılmıştır. Neden muhtar e, böyle yapıyordur? Çünkü kendisi de yasaklı madde işini biliyordur, tehdit ediliyordur. O yüzden e, işte olayı Güla diye Necla ve onun babasına yönlendiriyordur. Evet böyle de bir senaryo daha kurulmuştur. Gerçek katiller savunuluyor, olmayanlar ortaya atılıyor denilir... Anlı da şöyle söyler Ali'ye peki bu yasaklı maddeyi eken kişiler nereden biliyorlardı annenin ırmağa gitmek istediğini işte orada kendi yaşamına son vermek istediğini ama tabii ki Ali Demir buna cevap veremez. 1 Haziran 2017'de Necla, Güladiye, Hidayet, Eşi Şöhret, Ali Akyol, Kani, Mustafa Akyol ve Güladiye'nin babası Ahmet ve dedesi ifade vermeye giderler. Bunun ardından Hidayet, Güladiye ve Necla gözaltına alınır. Güladiye'nin ifadesi 4,5 saat, Necla'nın ifadesi 6 saat ve Hidayet'in ifadesi 4 saat sürer. Ancak üçü de daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılır. Ama oğul Arif de çok şüpheliyken, ırmak kenarını o ortaya atmışken, oğul Ali kayaların üzerinden kendisini atmıştır oraya bakın demişken onlar ifadeye çağrılmamışlardır. Bir de şu ortaya çıkar. Aynı Ali annesinin arandığı gece eve doğru gelirken karısı Güladiye'ye annem ortaya çıkmazsa evi terk et demiştir. Bu da başka bir detaydır. Yani o kadar çelişiyorlar ki bir öyle demişler bir böyle demişler. Her şekilde her şeyin içindeler aslında. Eğer onlar şehir dışındaymış ama diyorsanız Arif ve Ali oğullar Hasan Çan ve babası da olay yerinde değildi. Yani onlar da şehir dışındaydılar. Hatta telefon sinyaliyle kanıtlıydı bunlar ama onlar şu an cezaevindeler. Yani Arif ve Ali'nin şansı onların babası Mustafa Bey'in onlar da köydeydi o gün diye iddia etmemiş olmasıdır demek ki hani Hasan'ın annesinin tersine baba bunu iddia etmemiştir etseydi belki de onlar da incelenecektir o zaman ama e, sanmıyorum ki Arif ve Ahmet'in telefon sinyalleri incelenmiş olsun bu kadar çelişkili söylemlere rağmen Fatma Demir'in gece öldürüldüğü şüphesini güçlendiren sebepler nelerdir her sabah kızı Havva ile konuşuyorken o sabah konuşmamıştır telefonu açılmamıştır bile Telefonun yanından hiç ayırmazken telefonu evdedir. Şarjı da başka bir hiç koymadığı çantasının içindedir. Arif'in normalde evi bu sıklıkta aramayıp o gün evi arayıp gelinlere anneme bakın neden telefona bakmıyor demesidir. Muhammed'in babaannesinin uyuduğunu söylemesi ama babaannenin evde bile olmamasıdır. Yine başka birinin selam vermek için evin önüne gelip kornaya basması, Muhammed'in dışarıya çıkıp bu kez babaannem inekleri götürdü demesidir. Daha önce mesajlaşmayan gelinlerin aynı bina içinde o gece birçok kez mesajlaşmalarıdır. Evet. 25 Nisan 2018'de programa Hava erkek kardeşi İsa ve babasıyla yeniden katılır bir yıl sonra. Programdan ayrıldıktan sonra Necla'dan ayrılan Arif yeniden Necla ile evlenmiş. Üstüne de Necla'nın babasına 8 bin lira para vermiştir. İddialara göre Necla benden ayrılırsan her şeyi anlatırım. Güladiye ile Ali de boşanır ve her şey ortaya çıkar dediğinden dolayı Arif Necla'nın tekrar eve dönmesine izin vermiştir. Diğer kardeşler ise Havva'yı suçluyorlardır ve Arif iddialara şöyle cevap verir. Annemin cenazesinden 5-6 ay sonra canlı yayında eşimi aldattım. Eşimin haberi vardı dediği için boşanma davası açmıştım. Ama 6 ay sonra yeniden barışmaya karar verdim. 6 ay gece gündüz ağladım, düşündüm, taşındım. Ben de boşanmaktan vazgeçtim. Abimin baskısı altında karar vermedim. O parayı ise kayınpederine o dönem içinde çocuklarına baktığı için vermiştir. Hatta Necra'nın ailesi 10 bin lira istemiş o ancak 6-7 bin lira verebilirim demiştir. En sonunda da Havva'nın gazına gelerek boşanma davası açtığını söyler. Gerçi hala güvenmiyordur Necla'ya ama işte nedense davayı da geri çekmiştir. Bir de üzerine para vererek. Nikah şahitleri kimdir arkadaşlar? Evet Fatma Demir'in diğer kızı Hatice ve oğlu Ahmet. İsa ve Havva bizim böyle kardeşlerimiz yok artık derler. İki kardeş artık Ankara'da yaşıyordur. Yani Arif ve Ali, araları sadece 300 metre olmasına rağmen Güladiye ve Necla artık konuşmuyordur. Arif babasıyla da görüşmüyordur. Babasının yapmadığı babalığı abisi Ali Demir yapmıştır hep Arif ayrıca annesinin ölümüyle ilgili muhtardan ve amcalarından şüpheleniyordur evet ee, sonra Ali konuşur bu olayla alakalı kardeşi kendisine sormuştur çünkü şöyle söylenir programda bu parayı Arif e, Necla'nın babasına vermeden evvel sana sormamış olması imkansız her şeye sen karar veriyorsun çünkü o da der ki işte sonradan bana sen ayırdın bizi denmesin diye güladeyi korumakla bir şeylerin ortaya çıkmasıyla alakası yoktur yani. Ailesiyle görüşmüyordur ve kardeşine şunu söylemiştir. Sen bensiz yaşayamazsın tamam benim yaşadığım yere yakın taşın ama eşin asla benim eşimle görüşemez. Sanki kendi eşi de programda böyle püri pak hiç çelişkisi yokmuş gibi. Bu olayda sanki birçok kişi birçok birbiriyle akraba ama alakasız kişi bir olmuş kadıncağızı öldürmüş gibi arkadaşlar. İşin içinden çıkılacak gibi değil. Çünkü ona bakıyorsunuz çelişki. Buna bakıyorsunuz çelişki. Oradan biri söylüyor çelişki. Ama şunu söyleyemiyorsunuz bakın. Hayır hayır yapmamıştır demiyorsunuz. Sadece... Bu da mı işin içinde, bu da mı işin içinde, bu da mı işin içinde diyorsunuz. Ben öyle hissettim. Benim fikrim sıralayacak olursam ilk şüphelim Güladiye ve babası. Ve sonra Necla. Hidayet'in parayla ilgili bir sorunu olduğunu düşünüyorum ama Fatma Hanım'la ilgisi var mı bilemiyorum. Arif de çok şüpheli bana göre. Oğul Arif de çok şüpheli. Ali ve ışıkları yaktım diyen... Ahmet, oğlu Ahmet. Bilemiyorum. Yani tutumları çok çok ilginç. Necla'nın babası konusu hakkında da hiçbir bilgim, fikrim yok açıkçası. Benim düşüncelerim bunlar. Siz neler düşünüyorsunuz? Bununla alakalı yorumlarda buluşalım. Ve geç de olsa adaletin yerini bulmasını dileyelim. Bu böyle kalmasın. Diğer davalar da kalmasın. Bu da kalmasın. Bazı davalarda hani daha... Alenidir ya her şey. Sanki burada da aleni. O yüzden ben anlam veremedim bunlara. Evet sevgili arkadaşlar, yine karma karışık bir olayı anlattım sizlere. Yine olan giden Fatma Hanıma ve acısını duyan kızı Havva'ya, oğlu İsaya ve eşine olmuş. Onlara çok sabır diliyorum. Fatma Hanım nur içinde yatsın. Beni bugün de dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuza dek kendinize iyi bakın, çevrenize iyi bakın, görün görelim. Antenleri hep açık tutalım. Hoşçakalın.